Birinci Dünya Savaşı cepheler. Şimdi arkadaşlar iki Alman gemisi var burada. Alman bayrağını görüyoruz. Bu gemilerin adı Goben ve Breslau. Bu iki Alman gemisi Osmanlı'ya sığınıyor arkadaşlar. Osmanlı da bu gemileri satın aldığını ilan ediyor. Bakalım şimdi bayraklara. Bayraklar değişiyor. Çünkü Osmanlı bu gemileri satın aldığını ilan ediyor. Ve bu gemilere Yavuz ve Midilli isimlerini veriyor. Daha sonra bu gemiler hareket ediyor ve arkadaşlar karşımıza Matruşka yani Rusya çıkıyor. Ateş ediyor arkadaşlar ve Rusya da karşılık veriyor. Demek ki Osmanlı'nın savaşa girme hikayesi bu şekilde. İki Alman gemisi sığınıyor ve bunları Osmanlı satın aldığını ilan ediyor ve bu gemiler Osmanlı'ya saldırınca Osmanlı'ya savaş ilan ediyorlar. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin saldırdığı iki cephe var. Yani taarruz ettiği. Birincisi kanal, diğeri Kafkasya cephesi arkadaşlar. Önce kanala bakalım. Kanalın içerisine Osmanlı ve Almanya arkadaşlar. Tank, Panzer, Almanya demiştik. Kanalın içerisine doğru geliyorlar. Kanala saldırıyorlar. Ve karşısına İngiltere çıkıyor. İngiltere bu saldırıyı püskürtüyor. Dolayısıyla Osmanlı kanal cephesini Almanya ile birlikte kaybediyor. Almanya'nın amacı İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmekte. Diğer cephemiz Kafkasya dediğimiz arkadaşlar sarı kalmış hareketi Enver Paşa'nın özellikle Turancılık yani Pantürkizm politikasıyla buradaki Türklerle birleşmek istiyor. Ve ama maalesef binlerce askeri kaybediyoruz. Sarı kalmış hareketiyle çünkü yazlık kıyafetleriyle gelen askerlerimiz var. Enver Paşa'nın aslında tabii ki amaç Pantürkizm, Turancılık Güzel bir fikir ama yeteri kadar hazırlık yapmıyor. Yapmadığı için de maalesef binlerce askerimizi burada kaybediyoruz iklim şartlarının elverişsizliği yüzünden. Bir kuş geliyor. Ben buna bitli kuş diyorum. Bitli kuş Mustafa Kemal geliyor. Bitli kuşu alıyor. Bitli kuş arkadaşlar bize Bitlis ve Muş'u çağrıştıracak. Çünkü Rusya Doğu Anadolu bölgesinde Birçok yeri işgal ediyor. Mustafa Kemal de geliyor. Bitlis ve Muş'u geri kurtarıyor arkadaşlar. Diğer cephelerimize bakarsak önce Çanakkale Cephesi'nden başlayalım. Türk tarihinin en büyük savunma savaşlarından bir tanesi Çanakkale Cephesi. Şimdi arkadaşlar Çanakkale cephesini itiraf devletleri neden açıyor ondan bahsedelim. Birincisi Rusya'ya yardım götürmek. ikincisi Osmanlı Devleti'nin özellikle Boğazlar bölgesini işgal ederek Osmanlı'yı savaş dışında bırakmak istiyorlar. Ve sağlıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal özellikle bu cephede tanınıyor arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in tanındığı cephe Çanakkale cephesi. Burada bir Çanak anten görüyoruz. Ee, biz bu savaşta çok başarılı oluyoruz. Özellikle Arıburnu, Congbayır ve Anafartalar cephelerinde düşmana karşı inanılmaz bir direniş gösteriyoruz. Hem kara savaşlarında hem deniz savaşlarında gerçekten Osmanlı burada başarılı oluyor. Zaten Osmanlı'nın tek başarılı olduğu cephede Çanakkale cephesi. Burada bir bulgur var arkadaşlar. Bulgur bize... Bulgaristan'ı çağrıştıracak Osmanlı'nın yanında bir bulgur var diyorum. Biz Çanakkale Cephesi'ni kazanınca Bulgaristan Osmanlı yanında savaşa girmiş. Böylece Almanya ile olan kara bağlantısı sağlanmıştır. Ve Matruşka vardı. Rusya elinde bir dünya var. Dünyayı bırakıp gidiyor. Demek ki Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor arkadaşlar. Zor durumda kalıyor. Yardım gitmeyince Bolşevik itilali çıkmış. Ve arkadaşlar Rusya'da rejim değişikliği oluyor. Çarlık Rusya yıkılırken yerine Sovyet Rusya kurulmuştur. Çanakkale cephesinde 500 bine yakın insan hayatını kaybetmiştir. Ve 1. Dünya Savaşı arkadaşlar uzamıştır. E, savaşın sonuna doğru Wilson geliyor. Amerikalı Wilson geliyor ama önce şundan da bahsedelim arkadaşlar. Hicaz Yemen cephemiz var. Hicaz Yemen cephesinde maalesef Müslüman Araplar İngilizlerle işbirliği yapmışlar ve böylelikle İslamcılık yani ümmetçilik akımının da burada başarısı olduğunu görüyoruz. Zaten Şerif Hüseyin var arkadaşlar. Şerif Hüseyin İngilizlerle gizli bir anlaşma yapıyor. Mekmehan anlaşması işte İngilizler Arapları kışkırtarak Osmanlı'ya karşı bu da maalesef halife kutsal cihat ilan etmesine rağmen burada bir başarısızlık var. Diğer cepheler Özellikle Galicia, Romanya, Makedonya yardım cephesi. Burada da bir başarısızlık söz konusu. Irak cephesi, Suriye cephesi, diğer bütün cephelerde Osmanlı başarısız olmuştur. Biraz önce dediğim gibi tek başarılı olduğu cephe Çanakkale cephesi. Savaşın sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri geliyor arkadaşlar. Savaşı bir anda bitiriyor ve Wilson ülkelerini ilan ediyor. Birazdan Wilson ülkelerini arkadaşlar maddelerini tek tek sayıp sizinle yorumlayacağız. Şimdi iki Alman gemisi var demiştik. Goben ve Breslav. Bunlar Yavuz ve Midilli'ye dönüştü arkadaşlar. Hatırlayın geldi. Burada Rusya'ya ateş etti. Rusya'ya saldırdı. Rusya karşılık verdi. Osmanlı'nın saldırdığı iki cephe vardı. Birincisi Kanal. Diğeri Kafkasya cephesiydi. Kanal cephesinde Osmanlı ve Almanya İngiltere'ye saldırmış arkadaşlar ve burada başarısızlık söz konusuydu. Diğer sarı Sarıkamış Hareketi, Kafkasya, Turancılık politikası yani Pantürkizm politikasını Enver Paşa uygulamaya sokmaya çalışıyor. Fakat iklim şartları yüzünden binlerce Osmanlı askeri donarak hayatını kaybetmişti. Bitli kuş vardı. Bitli kuş bize Bitlis ve Muş'u çağrıştırıyor. Mustafa Kemal geliyordu arkadaşlar. Bitlis ve Muş'u kurtarmıştı. Tek başarılı olduğumuz Çanakkale cephesiydi. Bu cepheden sonra arkadaşlar Rusya çekilmek zorunda kalmıştı. Savaşın sonuna doğru ABD gelmişti. Wilson ülkelerini ilan etmiş ve savaşı bitirmişti. Şimdi 3. aşamayla devam edelim arkadaşlar. Ne dedik? İki Alman gemisi Osmanlı'ya sığınmış ve bu gemiler satın alınmıştı. Bu gemiler Rus limanlarını bombalamış. Rusya'da Osmanlı'ya savaş ilan etmiştir arkadaşlar. Almanya ve Osmanlı kanal cephesinde İngiltere'ye saldırmış fakat başarılı olamamıştır. Osmanlı Sarıkamış hareketiyle Kafkas cephesinde Rusya'ya saldırmış. İklim şartları yüzünden bu cephe kaybedilmiştir. Mustafa Kemal Kafkasya cephesine gelerek Bitlis ve Muş'u kurtarmıştır. Osmanlı'nın diğer cepheleri Suriye, Irak, Galicia, Romanya ve Hicaz cepheleri başarısızlıkla arkadaşlar sonuçlanmıştır. Sadece Irak cephesi içerisinde Kutul Amara savaşını kazanıyor. Genel yapılan diğer savaşları kaybetmiştir ve başarısızlık söz konusu olmuştur. Osmanlı'nın Çanakkale cephesinde başarılı olması Rusya'nın savaştan çekilmesi neden olmuştur. Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa giriyor. Çanakkale cephesini Osmanlı kazanınca Almanya ile olan Kara bağlantısı da sağlanmıştır. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde ünlenmiştir arkadaşlar. Burada dünya uzuyor. Birinci Dünya Savaşı uzamıştır. Osmanlı Savaşı kazandığı için ABD savaşa girmiş ve savaşın gidişatını değiştirerek Wilson ülkelerini yayınlamıştır. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 4 yıllık süren bir savaştı. İki Alman gemisinden bahsetmiştik. Goben ve Breslav'dı. Gemiler satın alınmış ve isimleri Yavuz ve Midilli'ye dönüşmüştü. Gemiler Rus limanlarını bombalayınca Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etmişti. Hatırlarsanız söylemiştim. Osmanlı Devleti'nin savaşa girme sebebi kaybettiği toprakları geri almaktı. Osmanlı Kanal cephesinde Almanya ile birlikte İngiltere'ye saldırmış fakat başarılı olamamıştır arkadaşlar. Kafkasya cephesinde Sarıkamış hareketiyle Rusya'ya saldırmış fakat birçok Türk askeri maalesef donarak hayatını kaybetmiştir. Mustafa Kemal Kafkasya cephesine gelerek Muş ve Bitlis'i almıştı. Hani orada bitli kuş vardı. Bu da bize Bitlis ve Muş'u çağrıştırıyordu. Savunma cepheleri olan Suriye, Irak bir de arkadaşlar Galicia, Romanya bu cephe sınırları dışında Osmanlı'nın savaştığı cephe başarısı oluyordu. Hicaz, kutsal yerler özellikle Müslüman Arapların İngilizlerle işbirliği yapması, İslamcılık akımının burada zayıfladığını da görüyoruz arkadaşlar. Osmanlı Çanakkale cephesinde başarılı olması Rusya'nın savaştan çekilmesine neden olmuştur. Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa giriyordu. Biraz önce de söylemiştim. Bulgaristan'ın savaşa girmesi Almanya ile olan kara bağlantısını sağlanmıştır. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde ünlenmiştir arkadaşlar. Ee, i̇lk askeri başarısı Trablusgarp Savaşı'ydı Mustafa Kemal'in. Çanakkale cephesinde de ünle ün katmıştır. Birinci Dünya Savaşı uzuyordu Çanakkale cephesini biz kazandığımız için. ABD savaşa girmiş, savaşın gidişatını değiştirerek Wilson ilkelerini yayınlanmıştır. Peki Wilson ilkelerine baktığımızda Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. Burada kendisini bu devletlere kabul ettirmeye çalışıyor ve prestijini artırmaya çalışıyor ABD. Azınlıklar çoğunlukta olduğu bölgelerde devlet kurabilecektir arkadaşlar. Bu madde Osmanlı için son derece zararlı bir madde. Azınlıkları kışkırtan ve azınlıkların isyan etmesine sebep olan maddelerden bir tanesi de Wilson'un bu maddesi açık bir şekilde şunu söylüyor. Azınlıklar çoğunlukta olduğu bölgede devlet kurabilecektir diyor. Türkler çoğunlukta olduğu bölgelerde devlet kurabilecektir arkadaşlar. Bu aynı zamanda misak-ı milliyede dayanak oluşturan maddelerde bir tanesi olumlu bir madde. Anlaşmalar açık yapılacaktır derken gizli anlaşmalara burada arkadaşlar bir tepki yapılmıştır. Boğazlar dünya devletlerinin ticaret gemilerine açık olacaktır diyor. Şimdi bu maddeyi yorumlarsak Osmanlı'nın boğazları ticaret gemilerine açık olacaksa Osmanlı'nın bağımsızlık ve egemenlik haklarına zarar vermişlerdir. Bu da son derece Osmanlı için tehlikeli bir madde. Arkadaşlar böylelikle Birinci Dünya Savaşı'nı da burada tamamlamış olduk. Bir daha tekrarlarsak savaşın tarihi 1914-1918. Şimdi arkadaşlar sorumuzla devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir sorumuz geliyor. Şimdi diyor ki Rusya'nın savaştan çekilmesi neden olan cephe. Osmanlı'nın kazandığı tek cephe. Bilgilerimizi veriyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasını neden olan cephe arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'in tanındığı cephe. Bu bilgilere göre hangi cepheden bahsedilmektedir? A. Kanal cephesi. B. Rak cephesi. C. Çanakkale cephesi. D Suriye Cephesi arkadaşlar burada doğru seçeneğimiz Çanakkale Cephesi. Rusya'nın savaştan çekilmesi, Osmanlı'nın kazandığı tek cephe olması, Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından ününün arttı ve tanındığı cephe ve savaşı uzatan bir cephe arkadaşlar. Çanakkale Cephesi gerçekten Türk tarihinde çok önemli bir savunma savaşı olarak yerini almıştır. Doğru seçeneğimiz C Çanakkale Cephesi.